Arkadaşlar merhaba. Yine yağlı güreş. Yine büyük bir skandalla karşı karşıyayız. Skandal nedir? Cengiz Han'ın, Şimşek'in cezalı olduğu ortaya çıktı. Geçen sezon güreştiği sezonda. Lakin güreşti ve 40'lar birincisi oldu. Ama kesinleşmiş bir cezası olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili zaten söylentiler vardı ama böyle bir şey olacak kimsenin aklına gelmemişti. Olay nedir? Doping testi vermek için bu pandemi döneminde 2020 pandemi döneminde olduğunu kendi Cengiz Han Şimşek'in savunması olarak herhalde itiraz edecekmiş. Lakin olay işte doping testi almak için her sporcu bir yer bildirimi yapmak durumunda. Cengiz Han da bunu 3 kere yapmamış. İşte kendine maille bildirilmiş vesaire vesaire yer bildirimi yapması lazım. Sporcunun yer bildirimi yapması. Ben bu bölgedeyim. Antrenmanlarımı burada yapıyorum. Çünkü doping belli aralarla baskın şeklinde de doping testleri alınıyor. Numuneleri alınıyor insanlardan. Cengiz Han'ın hiçbir şekilde bu bildirimi yapmadığından dolayı Türkiye Doping Ajansı olarak işte neyse kurum olarak Dopingle Mücadele Kurumu'ndan bir ceza almış. Yani geçen sene, geçen sezon cezalıymış. O da tarihleri var zaten. Türkiye Dopingle Mücadele Kurumu'nun sayfasına girerseniz orada yazıyor. Ne yazıyor? İşte Cengiz Han Şimşek ihlal tarihi 9 Aralık 2020 diyor. Bu cezada Mayıs'ın 24'ünde siteye eklenmiş. Muhtemelen Kumluca'dan sonra, Kumluca güreşlerinden sonra güreşmemiz lazım. Bulunabilirlik kusurları, kural ihlali diye. Ceza başlangıç tarihi 3. ayın 9'u 2022, Mart'ın 10'undan itibaren güreşmemiz lazım zaten. Ceza bitiş tarihi de 2023 sezonu. Yani iki tane 40'lar kaçırıyor normalde. Bir seneden daha fazla bu sürü ceza. 2023'ün 40 Aralık'a da katılmaması lazım yani. Bu durumda muhtemelen bu sene katılamayacak da artık nasıl olur? Elindeki hak ettiği 40 Pınar şampiyonluğu elinden alınır muhtemelen. Mustafa Daş ilan edilebilir ama çok büyük haksızlık olur. Yani kesinleşmiş bir cezası var bundan dolayı ve adam güreştiriliyor. Hiçbir şekilde güreşemezsin denmiyor. Türkiye Güreş Federasyonu, şimdi geneysel güreş federasyonu oldu ama önceden Türkiye Güreş Federasyonu'nun sorumluluğundaydı. Türkiye Güreş Federasyonu bu adamı güreştiriyor yağlı güreşte. Sezon boyunca da güreşiyor. 40 Pınar şampiyonluğu elde ediyor. En büyük olay da o. Ve bu adam cezalı olduğu halde güreşir. Büyük bir skandal yani. Çok kelle götürebilecek bir durum. Çok büyük bir skandal. Kırkpınar. Yani Cengiz, arada her kimseye bir şey olmaz. Yöneticiler belki işte ceza alır, o alır, bu alır. Ama orada en büyük mağduriyet Cengiz Han Şimşek'e kalıyor. Eğer 40, yani aynı 2013'te Ali Gürbüz'ün yaşadığı benzer bir durum. Belki dopingli çıkmamış ama doping testi vereceği zamanlarda bildirim yapmadığı için bu durumda ceza alacak gibi duruyor arkadaşlar. Kırklareli şampiyonluğu elinden alınacak gibi duruyor. Tabii süreç nasıl olur, hukuk süreci falan, itirazlar olacaktır. Tahkim kuruluna gidecektir, gerekirse kasa gidecektir falan filan. Ama çok büyük bir sıkıntı var. Yani yağlı güreşin zaten son sezon bayağı bir içine etmişler de tam böyle yeni federasyon, yeni vesaire daha toparlarlar mı derken, yağlı güreş ligi kurulacak vesaire derken bu olayın yaşanması yani manidar, yani gerçekten çok büyük skandal, aşırı derecede büyük skandal. Düşünebiliyor musunuz yani? Adam 40 Pınar şampiyonu ama cezalı olduğu halde görüşüyor ve 40 Pınar şampiyon oluyor. Çok büyük bir saçmalık. Yani Cengiz Han Şimşek tarafından avukatlar aracılığıyla işte bu pandemi sürecinde köyde yaşadığım, işte internet falan bağlantım olmadığı vesaire gibi şeylerden dolayı bir kendi savunmasını yapacakmış herhalde de. Ama
bilmemesi imkanı yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani sonuçta böyle bir ceza var. Yani Güreş Federasyonu'na gelmiş, herkesi gelmiş. Ya büyük bir saçmalık yani. Böyle bir şey olabilir mi? Yani adama da dendiyse herhalde sen buna güreşebilirsin falan filan. İşte burada bir amatörlükler silsilesi gidiyor. Bu Cengiz Han'ın Şimşek açısından da böyle. Madem böyle bir durum var, bunu bir şekilde çözüp hani yazılı olarak bir şeyler alıp öyle devam etmesi lazım yani. Bunu cezayı kaldırıp vesaire itiraz edip. Yani çok büyük bir skandal ortaya çıktı. Zaten sosyal medya yıkılıyor bununla alakalı. Özellikle Facebook'ta. Ali Bağdat abi bir şey söylüyordu yani, çok büyük bir sıkıntılar var diyordu, yakında görürsünüz falan filan diye. Herhalde bahsettiği konu buydu. Onun dışında sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla işte Hikmet Tuzcu Hoca açıklamaları var. Bu ne be perrezi, bu ne lahana turşusu diye. Cengiz Han Şimşek bununla birlik bildirim yapmayarak hatalıdır. Evet, cezası da verilmiştir diyor. Fakat bu cezayı neden işleme sokmadılar? 2022, 2021, 2022 sokmayan ki federasyon başkanı. Sen hiç güreş bir şey olmaz. Sen güreş hiçbir şey olmaz. Cezayı sümen altı yaptılar. Burada %100 federasyon suçlu. Şimdi ne olacak? Cezalıyken birçok güreşe katıldı ve Kırkpınar'da kemeri aldı. Bu arada kaç kere numune verdi? Hepsi negatif çıktı demiş. Şimdi kemeri alacaksınız, ikinciye vereceksiniz. Tabii ki de hakkıdır. Fakat Cengiz Han'ın hakkının yendiği diğer adamlara bakın. Orhun Okulu, Tanju Gemici ve diğerleri. Bu pehlivanların hakları ne olacak? Bunların hakkını kim verecek? 2022 yılında cezalı sayıp da cezasını 2023 Mart'ta bitireceksiniz. Ama bu tarihler arasında güreşte cezalı olduğunu kabul ediyorsak bu tarihler arasında güreşmemeliydi. Madem güreşte testi negatif çıktı, kemer alınmamalı. Ceza 2023-2024 arası geçerli olmalı. Ceza dosyasını sümen altı yapan yetkililer, siz cezasız mı kalacaksınız? Kuralları uygulama yetkililer, bu kadar insanın hakkını nasıl söyleyeceksiniz diye çok haklı bir açıklamada bulmuş Hikmet Hoca. Bence de bu şekilde olmalı. Hani Cengiz Han Şimşek dopingli çıkmadıysa, yani hakkaniyet açısından bu sene aldın alır, cezası önümüzdeki sezonlarda çekebilir. Eğer hani test vermiş, herhangi bir şekilde doping falan çıkmadıysa bu adama yani dopingli gibi ceza vermek çok büyük saçmalık olur, çok büyük haksızlık olur. Vicdanları da yaralar, güvenlik güreşe de çok büyük zarar verir. İnşallah böyle bir şey olmaz. Önümüzdeki süreçte de artık başa gelen çekilir deyip bir sene, 1,5 sene neyse cezasını çeker. Hani buna kimse bir şey diyemez artık. Ama aksi halde Mustafa Taş'a verilirse çok büyük sıkıntılar yaşanır diye düşünüyorum. Kurallarda da zaten yönetmelikte de zaten aynı şekilde açıklamalar var. Eğer ki diyor böyle bir şey olursa, cezalı halde güreştiyse vesaire diyor, bütün elinden ödülleri alınır gibi şeyler de var. Tabii bu hukuk mücadelesinde biraz sanki elinden alınır gibiye gidiyor. Tabii olmuş. Burada federasyonun da kabahatli olması vesaire vesaire, belki eline güreşebilirsin diye garanti verdiler, bir sıkıntı olmadı. Oradan belki kurtarabilir mi diye düşünüyorum. Onun dışında en büyük dikkatimi çeken de şu oldu. Videosunu da koyacağım alta. Şimdi Uçar dedi var. O da yağlı güreşin içinde birisi. Facebook'ta bir yorum yapmış. Şöyle yazmış: ben pek yorum yapmayı sevmem ama size şunu söyleyeyim. Madem ki bu çocuğun cezası var da neden örtbas ettiler? Çünkü Cengiz Han iyi pehlivan. Kırkpınar'da asker lazımdı. Diyor, Cengiz Han da bu planları bozdu diyor. Güreşi bırakmadı. Bıraktıramadılar. Bunları yendi. Şimdi bunu yapanlar da Cengiz Han'ı bu olaydan yırtmaya çalışıyorlar. Maksat kemeri almak. Bu kadar şerefsizce oyun yapıyorlar. Açık ve net demiş. Şimdi bir video var arkadaşlar. Videoda da ya ben bu konu hakkında bir duyum almıştım. Hani güreş içinde olan insanlardan vesaire, güreşçilerle ilişkileri olan arkadaşlardan falan. Yani Cengiz Han Şimşek'e bırakması için, yani nasıl diyeyim size. Hep ben diyorum ya, işte bu gerçek olmasa bile Asat'ın bu kadar iddialı baş pehlivanları bulundurmasının en büyük sıkıntılarından biri bu diyor, handikaplarından. Neden?
Şimdi böyle bir söylenti var. İşte Cengiz Han'a işte bırak demişler. Cengiz Han da hani kemer boşta niye bırakayım gibi. Şimdi altta dönen bir video var. Orada da hani kocası sanırım geliyor işte bir şeyler konuşuyor. Puanlama döneminde. O da yani ağzından okuduğum kadarıyla yani tam ağız okuma uzmanı değilim ama veremem gibi bir şeyler söylüyor orada olmaz gibi şey. Tabii başka bir şey de söylüyor olabilir ama bu bir iddia. Böyle iddialar her zaman olacaktır yani. Siz bu kadar iddialı baş pehlivanı bir araya toplarsanız ki o zaman kurun. Asat güreş ligi, Asat kendi başına güreş ligi kursun. Orada güreşsin bu adamlar kendi aralarında güreşsin yani. Çünkü nereye baksan Asatlı'ya denk geliyorsun yani. Yani böyle bir söylenti de var. Videoyu da buraya koyayım. Ben bir yerde yakalamıştım bunu, bu videoyu. Durum böyle arkadaşlar. İnşallah ben çok üzülürüm. Ya Cengiz Han elinden alırlarsa. İkinci bir Ali Gürbüz. Ali Gürbüz tabii altın kemeri elinden alındı vesaire ama Cengiz Han için de çok yıkıcı bir dönem olur. Yani bir pehlivanı bitirme operasyonu gibi bir şey olur ya. Böyle bir şey çok kötü olur yani. O adam o psikolojinin altından bu yaşta kalkabilir mi? Çok zor yani. Herkes bir Ali Gürbüz değil. Ali Gürbüz değil. Ali Gürbüz'ün arkasında o kadar destek seveni falan olmasa belki o da dönemezdi. Zaten kendisi de neler yaşadığını hep açıkladı. İnşallah böyle şeyler olmaz. Seneye af cezasını çeksin inşallah. Bu sene elinden almazlar diye umut ediyorum. Çok büyük skandal. Yani Cengiz Han Şimşek burada en az suçlu olan. Bence buna sorunları yani yanlış anlama hapis cezasına kadar giden cezalar almalı. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Sen o kadar güreşçinin hakkıyla uğraşıyorsun. Şimdi ötekiler de diyecek. Yani kimse demez ama şunu demez yani. Ben eminim ondan. Ya Cengiz Han Şimşek'in elinden alınsın demez ya. Diyemez yani. Adam resmen yani hepsini böyle kaldırıp yendi yani hakkıyla. Bileğinin hakkıyla kazandı. Ya bu adamın elinden bunu alırsan yani çok büyük haksızlık olur. Ve en az suçlu olan bir adam. Tabii tek suçluluğu bence profesyonellik olmaması ile alakalı bir şey bence. Yani profesyonel olmuyorduysam Asat gibi kulüpte görüşüyor. Ya Asat'ın içinde hiç mi yani bu Asat'ın kulübüne de mi bildirilmemiş bu ceza? Ya işte dediğim bir şeye geliyor yine yani bir insanı hem güreş koordinatörü hem işte belediye başkan yardımcısı hem güreş federasyonunda bilmem ne sorumlusun. Ya bir adamın 4-5 tane görevi olursa ya o zaman bu adamla niye ilgilenmedin diye sorarlar adamla. Yani çıkıp televizyonlarda atıp tutuyorsunuz. İşte biz yetiştirdik, biz şey yaptık, işte bizim Asad'ın güreşçileri şöyle böyle yani işte antrenörlük burada devreye giriyor. Yani bir antrenör sadece sporcunun hani antrenmanını yaptır, spor tip vesaire değil yani bir arkadaşı, dostu, kardeşi, menajeri her şeyidir yani. Ama işte ne yazık ki şimdi bu başarısızlığı, bu skandalı ne kadar göğüsleyebilecekler? Kimseden şu ana kadar bir ses yok. Bakalım neler ortaya çıkacak, ne kadar sahiplenebilecekler, ne kadar sahip çıkabilecekler Cengiz Han Şimşek'e. Bir de o iddialar ortada. İşte yani yat demişler, yatmamış falan filan. Bunun gibi çok büyük. Ya Kırkpınar sonrasında da böyle şeyler, duyumlar gelmişti ama biz ciddiye almadığımız için çok bunu dillendirmek istemedik ama bu olay da yaşanınca artık yani bir farz oldu. Herkes de dillendirmeye başladı bu konuyu. Umarım Cengiz Han için hayırlısı olur. Yani biraz önce okudum işte Hikmet Tuğsuz Hoca. Ali Gürbüz'ün hocası ama Cengiz Han Şimşek için de ne kadar vicdanları yaraladığını açıklıyor. Herkes açıklıyor. Herkes diyor yani bu Cengiz Han Şimşek'e çok büyük haksızlık. Bir de Serhat Balcan'ın vardı herhalde. Yani bu nasıl olabilir falan bu kadar pehlivanın şeyleri nasıl olacak diye.